Ay çok heyecanlıyım. İlk defa Yavuz'la baş başa tatile gideceğiz. Hem de annem olmadan, Kendal Bey olmadan. Sadece Yavuz ve ben. Nereye gidiyoruz anne? Bodrum'a. Orası çok mu uzak bir yer? Seninle benim için değil. Sihirle bir saniyede gidebiliriz. Ama babanla arabayla gideceğimiz için yaklaşık 8 saat falan sürecek herhalde. Of çok sıkıcı. Aa, nesi sıkıcı canım bunun? Hem yolda giderken bir dünya yeni yer göreceksin. Anneannem biliyor mu tatile çıkacağımızı? Hayır. Esasında acaba ona hiç söylemesem mi diyorum? Bence de söylemeyelim anne. Seni babamdan çok kıskanıyor. Gitmeyelim diye elinden geleni yapar. Haklısın. Bence de. Ben çıkıyorum Taci. Sabah sabah nereye gidiyorsun böyle? Ay Eda'ya gidiyorum. Kaç gündür gelmedi. Ses soluğu çıkmadı. Beni de götürür müsün? Ay seni taşıyamam. Sanki kucağında götürecek. Tuvalete bile sihirle gidiyorsun be kadın. Taş atacaksın da kolun mu yorulacak yani? Ay çok konuşma. Kızım buraya geldiği zaman görürsün onu. Vicdansız. Anne yeter bu kadar eşya. Zaten sihirle giyinip soyunuyorsun. Niye bir sürü kıyafet aldın ki? Kızım belli mi olur? Sabahtan akşama kadar aynı otel odasında babanla kalacağız. Ne olur ne olmaz. Belki sihir yapma imkanım olmaz oralarda. Eda! Eda! Ay nerede bu kız? Ne oldu? Anneannem geldi. Annem mi? Oo, ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Nasılsın? Ay ne yapıyorsun ayol? Dur bırak beni. Bak annene diyorum biliyor musun? İstersen salonda sen de güzel bir kahve içelim. Ayol çekiştirmesene beni. Aa, bu bavul da ne? Yoksa benden habersiz bir yere mi gidiyorsunuz? Sana yazıklar olsun. Demek benden gizli seyahate çıkacaktınız ha? Anneciğim seyahat dediğin topu topu 3 gün kalıp geleceğiz. Ne var bunda bu kadar kızacak? Ay ben o adamla evli olmana dayanamıyorum. Seyahate çıkmana hiç dayanamam. O adam dediğim benim kocam, kızımın da babası. Aman al kocanın başına çal. Ay gitmeyeceksin efendim. Gözümün önünden ayrılmayacaksın. Gideceğiz işte. Eda, Eda! Lafımı dinlemiyor musun benim? Dinlemiyorum. Ben artık evli bir kadınım. Attığım her adımı bilmek istemenden, yaptığım her şeye karışmandan bıktım. Kocamla tatile gidiyorum ve bu son sözüm. Ay bak, bak, bak söylediklerine bakın! Ey ahali! Neler söylüyor anasına? Pabuç kadar değil maşallah! Ben sana yapacağımı biliyorum. Anne! Ne olur bir sihir yapıp tatile gitmemize engel olmaya kalkma. Ya bırak da tatile gidelim. Anne bence hemen Perihan teyzeyi çağıralım. Olanları anlat, gitsin anneannemi engellesin. Oo Dudu Hanım, kızımızı evde bulamadın mı? Ne oldu? Gitmenle dönmen bir oldu. Çok konuşma Taci, sinirimi senden çıkarırım. Ha, anladım, kavga ettiniz. Evet, o zırtapoz kocasıyla Bodrum'a gidecekmiş ve bana söylemeyeceklermiş. Söylemez söylemez, mecbur mu yani? Karı koca bir kaçamak yapmak istemişler, ne var bunda? Biz de gençken yapardık. Ama biz anneme söylerdik canım. O zaman annenle birlikte yaşıyorduk da ondan. Annemle yaşamasaydık da söylerdik. Eskiden annelere saygı vardı. Biz çocuklarımızı iyi yetiştirememişiz demek ki. Hem pabuç kadar dilleri var hem de o şapşal damatlarla evlendiler. Ay delireceğim. Ay gene aynı yere döndük. Ah, buldum işte buldum. Aradığımı buldum. Ne buldun? Bir dakika, bir dakika. Gidemesinler diye onlara sihir yapmayacaksın değil mi? Sakın ha, sakın ha. Yapacağım. Ah, aradığım sihiri nihayet buldum. Zaman geriye aksın sihiri. Böylece Eda ile Betüş çocukluklarına dönecek. Ve ben onları yeniden yetiştirebileceğim. Hem annelerine dil uzatamayacaklar, sözümü dinleyecekler. Hem de o şapşal damatlarla evlenmemiş olacaklar. Evet. Ne yani? Aradan geçen o kadar yılı baştan mı yaşayacağız? Evet. Sen niye bozuluyorsun ki? O kadar eskiye dönersek sen de eski haline dönmüş olursun. Deme yahu. Hadi bakalım Dudu. Kolları sıva. İş başına. Ha ha.
teyze. Perihan teyze. Biri duymuyor musun? Perihan teyze neredesin? Eda'cığım bana mı seslendin hayatım? Ah, Perihan teyze neredesin? Beni duymuyor musun? Hayatım koşuya çıkmıştım. Walkman dinliyordum duyamadım tabii. Hayırdır canım? Ah, Perihan teyze galiba fazla zamanımız yok. Ama sana şu kadarını anlatayım. Şimdi Yavuz'la ben tatile çıkacaktık ya. Ay Dudu bana haber aldı ve kıyametleri kopardı deme sakın. Maalesef aynen öyle oldu. Ah, ya sanırım bizi çok kıskandı. Şimdi kötü sihirler yapmasından korkuyorum. Diyorum ki sen şatoya gidip onu durdursan. Tabii hemen gidiyorum hiç merak etmeyin hemen. Bize haber vermeyi unutma olur mu? Tabii hayatım. Dilerim ki zamanında yetişebilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.